Arkadaşlar merhabalar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün size günde kaç ders çalışmalısınız bunu anlatacağım ve bilimsel olarak anlatacağım. Çünkü biz mesela kendi metotlarımızı anlatırken şunu görüyoruz. Yani insanlara diyoruz ki dersleri tek tek çalışın. Yani mesela nedir? Türkçeyi bitirin, ondan sonra matematiğe başlayın. Yani TYT üzerinde konuşuyorum mesela. Türkçeyi bitirin, ondan sonra matematiğe başlayın. Matematiği bitirin, ondan sonra fene başlayın gibi bir öneri sunuyorduk ki program videomuzu izlediyseniz orada da görürsünüz muhtemelen. Burada arkadaşlar bahsetmeye çalıştığımız nokta şuydu aslında. Hani dersleri tek tek çalışırsanız daha iyi bir odaklanma gerçekleştirirsiniz. Tabii ki tek derste değil yani. Bunun yanında başka dersler de çalışacaksınız. Mesela nedir? Daha önce de anlatmıştık. Rutin ve dinamik ödevlerin ne olduğunu anlatmıştık size. Rutin ödevler sizin mesela konuları bitirdiğiniz dersler için çözdüğünüz haftalık, mesela haftada 3 tane, 4 tane ya da 2 tane çözdüğünüz denemeler olmuş oluyor. Bunları tekrar için çözmüş oluyorsunuz. Dinamik ödevlerde sizin yaptığınız konu çalışmaları olmuş oluyor. Bunu işte bu dinamik kısımda aslında biz size çok fazla ders çalışmanızı önermiyoruz. Hani aslında bu videonun özetine bahsedecek olursak hani 1-2 dersten fazlaya gitmeyin. Çünkü yani siz karışık kuru yemiş alıyor gibi böyle ders çalışırsanız işte 10 dakika bunu çalışayım, 20 dakika şunu çalışayım, oradan bunu çalışayım gibi bir odaklanma gerçekleşmeyecek ve yeterince verimli şekilde öğrenemeyeceksiniz. Bunu bir anlamanız lazım. Peki bunu anlatacağım size ama hani bilimsel olarak gerçekten bunu kanıtlamamız lazım. Yani hani sadece böyle insanlara bu şekilde çalışın demekle olmuyor. Ben görüyorum işte şunu yapın arkadaşlar gibi video çekiyorlar. Yani bakıyoruz gerçekten yani hiçbir dayanağı yok yani. Hani sadece kendi tecrübeleri. Yani sadece kendi tecrübeleri. Biz burada hem öğrencilerimizin tecrübeleri, hem kendi sınav yılımızdaki tecrübelerimiz, hem hani bazı kurumlardan aldığımız verilerle yüzlerce öğrencinin verisiyle konuşuyoruz. Ama bazı insanlar diyor ki işte ben sınavı kazandım, şu şekilde kazandım. Siz de bunu yaparsanız kazanabilirsiniz. Yani bir kişinin yaparak başarıya ulaştığı yöntem herkes için işe yaramayabilir. Bu yüzden biz herkes için doğru olan şey neymiş? Bunun peşinden koşuyoruz. Şimdi birazcık hani burada biyoloji anlatacağım ama sabrederseniz çok daha iyi anlayacaksınız. Nöroplastisite denen bir olay var. Çocuk beyninde çok daha gelişmiş oluyor ki bir yetişkin beynine göre. Nöroplastisite dediğim şey aslında beynin yapısal veya fizyolojik olarak değişikliklere adapte olma süreci gibi hani özetleyebiliriz. Hani tanım olarak söylüyorum. Mesela nedir bu? Siz bisiklet sürmeyi bilmiyorsunuz. Bisiklet sürmeyi öğrenmeniz mesela aslında bir nöroplastisite geliştirmek. Yani onu iyi bir şekilde yapmaya doğru gidiyorsunuz. Yani bir alışkanlık haline getiriyorsunuz. Burada da bahsedeceğim. Hani kolayca yapabilmek konusu. Hani siz bir şeyi öğrenme istiyorsanız nöroplastisite seviyeniz yüksekse eğer ki çocuk beyninde çok yüksek. Mesela bir çocuk yani ilgisizce mesela hiç böyle hani umrunda olmasın mesela hani böyle öğrenmek. Ama bir yandan 3 tane dili aynı anda öğrenebiliyor. Bir çocuk beyninden bahsediyoruz. Ama bir yetişkin bir dili bile yani gerçekten odaklanarak bir dili bile zor öğreniyor. Hani bunun sebebi ne mesela? Tamamen nöroplastisite. Yani siz de bu sınava girecek öğrenciler de mesela birçok dersi aynı anda çalışmaya başlıyor ve yaklaşık olarak ergenlik dönemini atlatmış öğrenciler olduğunu varsayarsak hani ya da ergenlik dönemindeki çocuklar olduğunu varsayarsak 7-8 yaşını çoktan geçtiniz. Bu yüzden nöroplastisite seviyeniz düştü. Yani bir çocuğa göre düştü. Tabii ki öğrenme seviyeniz hala yüksek ama maalesef birazcık düştü. Bu yüzden siz bir şeyi öğrenmek istiyorsanız odaklanmak zorundasınız. Yani derin bir odaklanma yapmanız gerekiyor. Bu da nedir? Derin öğrenme. Biz bu yüzden işte diyoruz ki size yani oradan şu dersi çalışayım, buradan şu dersi çalışayım. Yani siz polinomlar çalışıyorsunuz mesela kocaman konu ya da trigonometri çalışıyorsunuz. Yani yarım saat günde trigonometri çalışarak trigonometriyi bitiremezsiniz. Büyük ihtimalle hani yarım saat çalışsanız bir sürü yarım saat gerekecektir. En az 3 hafta, 4 haftada bitecektir belki. Siz yarım saat çalıştığınız zaman günde ya da bir saat çalıştığınız zaman polinomları ya da işte trigonometriyi büyük ihtimal bir hafta önce çalıştığınız şeyi zaten unutacaksınız. Yani gerçekten. Bu yüzden derin bir odaklanma gerekiyor. Onun ardından peki hani bu nöroplastisite gerçekten en verimli şekilde nasıl oluyor? Birazcık buna bakacak olursak siz yeni bir şey öğrenmeye çalıştığınız zaman nükleus basal ise asetilkolin salgılanıyor. Ve bunun sayesinde siz o odaklanmayı kalıcı bir hale getirebiliyorsunuz. Yani öğrendiğiniz şey aslında beyinle kalıcı hale gelmeye başlıyor. Ama bunu bir yandan hani tam olarak kalıcıya almak için de derin bir odaksızlık lazım. Bu derin odaksızlık da aslında uyku. Yani siz hatta şöyle bir tavsiye de vereyim. Hani bu şeyin arasında özellikle kendi öğrencilerimizde uygulayıp çok iyi sonuç aldığımız bir şey. Biz mesela gün içinde ders çalışıyoruz. Günün erken saatlerinde çalışmak tabii ki daha verimli. Ama yatmadan önce o gün öğrendiğiniz ya da mesela atıyorum 100 tane soru çözdünüz geometriden. O geometriden 100 tane sorudan atıyorum 10 tanesini yanlış yaptınız. 10 tane yanlış yaptığınız soruda 10 tane öğrenebileceğiniz şey var demektir. Bunu gece yatmadan önce tekrar edip onun hemen ardından uyumak çok daha verimli. Yani o kalıcı olarak onu öğrenme konusunda çok daha verimli. Bu yüzden gece yatmadan önce gün içindeki yaptığınız çalışmaları küçük bir şekilde tekrar etmek çok verimli olacaktır. Ama tamamen hepsini değil. Tamamen yeni öğrendiğiniz bir şeyi tekrar etmek çok daha verimli. Birazcık
Hani bu işin biyolojisinden, fizyolojisinden bahsettik ama bazı araştırmalar da var. Hani biz tamam büyüdük diye bir şey öğrenemeyecek miyiz? Dediğim gibi öğrenebiliriz ama derin bir odaklanma lazım. Hatta Stanford Üniversitesi'nden Eric Neveson'ın yaptığı araştırmaya göre bir yetişkin de gerçekten iyi bir şekilde odaklandığı zaman gerçekten iyi bir şekilde öğrenebiliyor. Hani bu bir dil öğrenmek olabilir, yeni bir şehre taşındığınız zaman hemen o coğrafyayı anlamak olabilir. Birçok şeyi uyarlayabilirsiniz. Ya da mesela sizin gibi teorik olarak bir dersi anlamak, yani fizik mesela, kocaman fizikten bahsediyoruz, hani fizik öğreniyorsunuz ya da matematik öğreniyorsunuz ve bunu uygulamaya geçiyorsunuz. Sınavda ne yapacaksınız? Mesela bunu alışkanlık halinde kolayca bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mesela matematikten bahsedelim. Neden? Hani derin öğrenme gerekli, ondan bahsediyorum. Siz mesela bazen olmuştur, hani kağıtta çözüyorsunuzdur ya da hocanız anlatıyordur, güzelce anlıyorsunuzdur ama mesela denemede karşınıza çıktığında yapamıyorsunuzdur. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Derin öğrenmediniz. Yani onu siz alışkanlık haline getirene kadar yeterince çalışmadınız. Yani kolayca yapana kadar çalışmanız lazım aslında. Bir derin bir şekilde odaklanmanız lazım. Hani biz tekrar çalışmalısınız dediğiniz zaman insanlara ya hocam sıkılmıyor muyuz? İşte tekrar çalışırsak sıkılmaz mıyız? Ya elbette sıkılacaksınız. Herkes sıkılıyor zaten. Hani kimse, emin ol kimse o matematik soru bankasını açıp çözdüğü zaman zevk almıyor. Yani bunu bir kere bir kafamıza yazmamız lazım. Bunu kolayca yapana kadar, çünkü siz sınavda belli bir süre altında birçok insanla beraber stres altında bunu gerçekleştirmek zorundasınız. Yani orada mesela atıyorum polinom bilginizi kanıtlamalısınız değil mi? Hani bir soru soruluyor size ve siz doğru cevabı bulmanız lazım değil mi? Hem süreye karşı yapıyorsunuz bunu, mesela TYT'de süreye karşı yapıyorsunuz. Tamam AYT birazcık daha hani süre bol ama orada bir süre var. Hem de birçok insanla beraber stres altındayken bunu yapıyorsunuz. O yüzden hani normalde yapıyordum, sınavda yapamadım cümleleri ya da bahaneleri buradan ortaya çıkıyor işte. Yeterince çalışmadınız. Bu yüzden, çünkü siz eğer yeterince çalışsaydınız bu alışkanlık haline gelirdi ve gerçekten kolayca yapabilmeniz lazım. Hani o sizin için, yani bir şeyi mesela birçok dövüşçü de bundan bahseder mesela. Hani birçok şeyi öğrenmek yerine tek bir hareketi hani binlerce kez yapmak çok büyük ustalık gerektirir ve çok büyük bir ustalıktır aslında. Hani tek bir şeyi mükemmel yapmak çok daha önemli. O yüzden şunu söyleyeyim ben size. Yani birçok şeyi böyle saçma sapan tek tek çalışıp böyle ya bu soruyu öğrendim geç, işte bu soruyu öğrendim geç, işte fazla detayına inmeden, gerçekten öğrenmeden, yani dersi derin bir şekilde öğrenmeden siz bu kolayca yapma olayına, yani alışkanlık haline getirme olayını maalesef gerçekleştiremezsiniz. Stres altında, baskı altındayken süreye karşı yaptığınız sınavlarda da büyük ihtimal başarısız olursunuz. O konuları gerçekleştiremezsiniz. O yüzden dersleri tek tek çalışmak, yani tabii tek tek diyorum ama hani iki ders de olabilir bu. Konuyu mesela o gün trigonometri çalışacaksanız o gün gerçekten trigonometriyle geçmeli. Ya da siz coğrafyadan bir eksiğiniz var diyelim, o gününüz tamamen coğrafyayla geçmeli. Anladın mı? Tabii ki deneme çözebilirsiniz. Hani bir tane TYT denemesi çözersiniz, rutin tekrarınızı yapmış olursunuz o gün için. Kalan bütün vakitte coğrafya çalışmalısınız ki coğrafyadan gerçekten hani ortalama netiniz işte 1, 1.5 nettir, 2 nettir, onu 4'e 5'e çıkartabilin. Yani bir denemede 5 soru çıkıyor. Hani onu 4, 4.5, 5 ortalama netlere çıkartabilmeniz için gerçekten derin bir çalışma gerekiyor. Mesela bunu şöyle de söyleyebiliriz. Biz mesela bir çalışma sistemimizi anlatırken şöyle şeyler söylüyoruz. Diyoruz ki hani Türkçeyi bitirin, ondan sonra matematiğe başlayın ve matematik çalışırken Türkçeden deneme çözün. Hani bunun bir tablosu var. Onu da şu an ekrana getireceğiz. Orada da güzelce görebileceksiniz. Hani dersleri nasıl ilerlediğimizi, özellikle TYT özelinde söylüyorum. Bunu görebileceksiniz ama hani bunu mesela maalesef kurumların ya da okulların uygulaması mümkün değil. Onlar ne yapıyor mesela? Yıl başında bütün dersler başlıyor. İşte matematikte, matematik gibi kocaman bir derste, işte fizik gibi bir sürü konu da başlıyor. Bir yandan küçücük felsefe gibi, din kültürü gibi dersler de başlıyor. Hani baktığınız zaman 4 yıl boyunca din kültürü dersi görüyoruz. Ama din kültürüne kaç saat çalışıyorsun mesela ders olarak, hani yıl boyunca hani kaç saat din kültürü çalıştın? Muhtemelen hani 2 saati, 3 saati, 5 saati hayatta geçmez. Din kültürü için yaptığınız çalışma. Ama matematik için ne kadar çalışma yapıyorsunuz? Yüzlerce saat belki. Bu yüzden arkadaşlar hani biz hani bütün dersleri böyle o küçücük mesela din kültürü dersini 4 yıla yaymanın hiçbir anlamı yok. Maalesef hani bu kurumlarda ya da okullarda bunu yapmak, bu şekilde dersleri anlatmak mümkün olmadığı için biz kendi özel programlarımızda bu doğru şekilde çalışmayı uygulayabiliriz. Bu yüzden çalışmalarınızı bu şekilde yaparsanız daha verimli olacağını göreceksiniz. Daha ne anlatalım yani? Daha nasıl hani bunu kanıtlayabilirim bilmiyorum ama dersleri tek tek çalıştığınız zaman çok daha verimli olduğunu göreceksiniz. Ya trigonometri çalışıyorsanız ona odaklanın. Ya da işte fizik çalışıyorsanız ona odaklanın. O gün boyunca onu gerçekten iyi bir şekilde bitirin. Ondan sonra diğer derse geçin. Çok daha verim alacaksınız ve bir kere çalıştığınız konuyu muhtemelen çok daha iyi bir şekilde bitirebileceksiniz. Bugünkü anlatmak istediklerim bu kadar. Birçok şeye değindik. Yaptığımız araştırmalar olsun ya da
bugüne kadar sunduğumuz şeyler olsun. Size gerçekten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abone değilseniz mutlaka abone olun, videolarımızı beğeniyorsanız. Beğenmiyorsanız da dislike atın. Herhangi bir eleştiriniz olursa yorum atın. Mutlaka bize bir geri dönüş atın ki biz de size daha iyi bir şekilde yardımcı olabilelim. Bir hata yapıyorsak bunu da öğrenmiş olalım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.